Şimdi kardeşlerimizin sormasını ısrarla söylediğimiz, bak, hakiki beklenilen ve bir asıl sona gelecek o zat. Yani bu tarihi veriyor. Bu içinde bulunduğumuz tarihi veriyor. Kastamonu layıkası sayfa 61. Bunu sorsunlar. Bak, hakiki beklenilen. Bir beklenilen vardı, bir de hakiki beklenilen vardı, değil mi? Gerçekten beklenilen. Ve bir asıl sona gelecek o zat. Kim bu dersinler? Sorsunlar. Bak, bundan bir asıl sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakitleri olabilir. Kim bu şahıslar desinler? Bundan bir asıl sonra, yani kendisi 1300'de gelmiş bir insan. Bir asıl sonra 1400 ediyor. Değil mi? Evet. Bundan bir asıl sonra zulümatı dağıtacak zatlar, yani Darwinizmi, materyalizmi, faşizmi, komünizmi, her türlü zulmü dağıtacak zatlar ise, dağıtacak ne demek? Yok edecek, etkisiz hale getirecek zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakitleri olabilir. Mesela bunlar anlatacaklar. Mesela diyor ki Bediüzzaman, istikbali dünyeviyede, yani dünyanın istikbalinde 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karip, yakın zannetmişler diyor. 1400 sene sonra kim gelecek? Bunu söylesin. İnşallah. Hicri 1400'de kim gelecek? İnşallah. Mesela bak, Üstad miladi 1936 yılında, yani Hicri 1355'te söylüyor bu sözünü. Bundan bir asır sonra zulümata dağıtacak zatlar dediği. 1936'da söylüyorsa bir insan, 100 yıl sonra ne olur? 2036. Evet. Tam dünyanın hakimiyeti devri yani. İnşallah. 2036. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Yani miladi 1936, evet, 2036, Hicri 1355. Evet. Ne yapıyor? 1455. Evet. İnşallah. İnşallah. Bak, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Bak, kafirler istemese de masonları, komünistler, ateistler, ateist masonlar istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Yani mutlaka Allah dediğimi yapacağım diyor. Tövbe suresi 32 ayetindeki Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor cümlesinin ebced değerinin 2004 olduğunu söylüyor Bediüzzaman. Ve Mehdi'ye baktığını söylüyor. Maşallah. Bak şimdi diyor ki, şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mimler ikişer sayılsa, bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakitleri olabilir. İşte hesabınızı yaptığımızda 2004 tarihini veriyor Bediüzzaman, bu dediği hesabı yaptığımızda. 2004 tarihi. Evet, inşallah. Mesela diyor ki, evet, şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini, o üç kuvveti tam teçhiz edip, cihazatını verip, o dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için tahari-i hakikat meylanını ve insaf ve muhabbet insaniye, yani insanı çok seven kişiyi o dokuz düşman tayfesinin cephesine göndermiş, inşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Kardeşim diyecekler, burada Bediüzzaman neyi kastediyor? Evet. Bu verdiği tarih nedir? Hangi vakti bildiriyor? Aman bunu söyleme, seni dershaneye de koymam, konuşmam diyorsa oraya gidilmez arkadaş. Yani o insanlarla konuşulmaz. Bunu bize anlatmak durumunda. Bediüzzaman onu söyleme, bunu söyleme. O yasak, bu yasak. Değil mi? Havale geçiren bir insan ancak bunu yapabilir yani. Niye yasak olsun ya? Bir sandır okunsun diye yazmış Bediüzzaman. Evet. Öyle dese der altına, bu yasak, tehlikeli bir şey, okumayın bunu der. Üstad bu sözünü Hicri 1327, miladi 1911 yılında Şam'da Emevi Camii'nde verdiği hutbesinde söylemiştir. Burada Üstad İslam aleminin Hicri 1371'den, yani miladi 1951'den sonraki geleceğine yönelik izahlar yapmıştır. Üstad'ın hutbe-i Şamiye'de verdiği tarihlerin hepsi Hazreti Mehdi'nin zuhur zamanı olan Hicri 1400 içindedir. 1371'e şimdi ekle 30-40 seneyi, ne yapıyor? 1401, 1980 yapıyor. 1981, ondan sonra 1991. 81-91. Evet, inşallah. Tamam. Bunu sormak bizim hakkımız değil mi? Evet, estağfurullah. Ya kim geliyor değil mi bak? Fen ve hakiki marifeti bilen kimdir? Medeniyetin mehasini, yani medeni olan, modern olan kimdir? O üç kuvveti kim teçhiz etmiştir?
cihazatını verip yani her türlü alet, edevat, bilgisayar, efendim araştırma için imkanlar, bunlar nedir? O dokuz manileri, yani komünizm, faşizm, darvinizm, materyalizm, bu hangi maniler? Dağıtmak, etkisiz hale getirmek nedir? Tahari-i hakikat, hakikati araştıran kimdir? Değil mi? İnsaf, yani merhametli olan, muhabbeti insaniye, insanları seven, insanlar coşkuyla muhabbet duyan kimdir? O dokuz düşman tayfesinin cephesi, hangi cephe bu? İstanbul'a gideceğine göre bunlar nedir? Yani hangi fikir sistemleridir? Mücadele edecekleri. Yarım asır sonra 1401, 1411. Evet. Değil mi? Bunlar söylenmesi lazım. Yani 81 ve 91 yıllarında kim vazifede? Aman aman söyleme. Sorma. Kardeşim ne oluyor yani? Niçin? Niye yasak olsun ki? Bakın yine aynı konuyu başka türlü anlatmış bir zaman. Yine detaylı var. Bakın ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde Risale-i Nur külliyatının asıl sahipleri, asıl sahipleri, yani evet. Yani aklından zoru olan bir de anlar bunu. Asıl sahipleri diyor artık. Bu anlaşmayacak gibi mi? Evet. Yani diyor, yani anlamayan kafalara daha iyi şey. Yani Mehdi. Kardeşim buradan nasıl söylenir böyle bir şey yani? Bakın yani diyor Mehdi. Anlayın diyor. Ve şakirtleri, talebeleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Ne zaman gelir diyoruz üstadım? Biz soruyoruz. Ta ahir zamanda diyor. Hayatın nasıl bir dairesine gelecekler efendim diyoruz. Hayatın geniş dairesinde diyor Bediüzzaman. Biz ona soruyoruz. Biz böyle Risale-i Nur dairesi içerisinde faaliyet yapan, kafasını takkeyle böyle batın hocalığı yapan ve sürekli halüsinasyon tarzı izahlar yapan kişilerden bilgi almayız. Üstadımız var. Biz ona soruyoruz. Bak ne diyor? Ne zaman gelir Efendimiz? Ata ahir zamanda diyor. Hayatın nasıl dairesinde efendim diyor? Hayatın geniş dairesinde diyor. Yani internetin, televizyonların, radyoların olduğu bir ortamda. Efendim diyor, Risale-i Nur'un yani Risale-i Nur'un bağlantıları nedir bu kişilerin diyor? Asıl sahipleri diyor. Evet, maşallah. Yani sahibi değil mi efendim? Yok diyor, asıl sahibi diyor. Sahibi sizsiniz diyor. O ama asıl sahibi o diyor. Cevap veriyor bak. Yani diyoruz efendim kimdir diyoruz biz bunu daha açık konuşun diyoruz. Nedir? Yani bak diyor o da diyor ki yani Mehdi diyor. Net söylemiş. Peki başka kim diyoruz efendim diyoruz? Mehdi tek mi diyoruz? Yok diyor. Şakirtleri diyor. Talebeleri. Ne yapacaklar efendimiz? Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir diyor. Ne zaman gelir dediğimizde ahir zamanda diyor. Ta ahir zamanda. Ta ifadesi nedir? Uzaklık ifadeler değil mi? Hı hı. Peki ne yaparlar efendim diyoruz? O daireyi genişlettirir diyor. Hazır olan daire, mevcut daireyi genişlettirir, büyütür diyor. İnşallah. Dev haline getirir, dünyayı kaplatır diyor. İnşallah. Nerede diyor bunu? Kastamonu Laikası sayfa 72. Tarihçe-i Hayat sayfa 258. Hizmet Rehberi sayfa 267. Tasdiki Gaybi sayfa 153. Ne gizliyorsunuz bunu insanlardan, gençlerden? Ne mahsuru var? Ulan siz gizlesen ben anlatıyorum zaten. Nasıl gizleyeceksin sen bunu ya? Aman 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 duymayın. Yani ulan demeyeyim de Allah affetsin yani. Kardeşim yani. Ya çok acayip bir şey bu ya. Evet hocam. Ya ne mahsur var bu? Çocukların öğrenmesin, gençlerin öğrenmesin, insanların öğrenmesin de. Korkacak ne var bunda yani? Ve ayrıca sen gizlesen de ben anlatıyorum zaten. Bütün dünya duyuyor. Uydu yayını yapılıyor şu an. Ha, radyo yayını yapılıyor. Şey. İnternetten 60-70 bin kişi giriyor her gün. Evet. Duyuyorlar. Sen nasıl gizleyeceksin çocuklardan bunları? Dürüstçe çık anlat ne olduğunu. Ya evet dersin bir Mehdi gelecek ama biz bilmiyoruz kim olduğunu haberim yok de. Değil mi? Ya dilin mi kopar söyle. Ya mecbur değilsin ki sen Mehdi'yi bulmaya. Sen Mehdi'ye talip olmakla mükellefsin. Evet böyle bir Mehdi'den bahsediyor ama ben göremedim arkadaşım dersin. Bediüzzaman da seni herkes görecek demiyor ki. İmanın nuruyla görecekler diyor. Evet. Ha, öyle olsa herkes görecek. Zaten diyor çıktığında bedahat derecesinde herkes bilemez diyor. Açıklık şeklinde bilemez. Belki diyor o eşhası ahir zaman, belki. İmanın nuruyla tanınır diyor. İnşallah. Varsa imanın nuru tanırsın, o kadar. Ve dersin ya Cenab-ı Allah bize de nasip etsin. Çıktı herhalde mübarek, ben göremiyorum dersin.
aman 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 okumayın olur mu ya? Aman aman söyleyin bak. Ben bunu söyleye söyleye en sonunda İttihat-ı İslam'ı hemen hemen bütün internet sitelerine koydurtturdum. Nur talebeleri. Maşallah. Hepsi koydular internet sitelerine. Allah razı olsun. Demek ki uyarıcı oluyormuş. Bunu da anlatacaklar. Kaçmak yok. İnşallah. 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 Bak diyor ki fakat diyor o ileride gelecek acip şahsın. Acip şahsın. Yani hayret uyandıran, şaşılan, benzer görülmeyen o garip insanın, hayret verici insanın, şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazırlayacak bir dümdarı ve o büyük kumandanın piştar bir neferi olduğumu zannediyorum diyor Bediüzzaman. Şimdi diyoruz ki biz Bediüzzaman'a soruyoruz, üstadım diyoruz. Biz sizin karşınızda dizüstü oturduk, sohbet ediyoruz. Siz de karşımızdasınız. Zaten benden sohbet etmek isteriz, sen nur okusun diyor Bediüzzaman. Ben sohbet etmek istiyorum. Şimdi soruyorum üstadıma. Evet. Efendim diyoruz, ne zaman gelecek diyoruz Mehdi? İleride gelecek diyor bakın. Fakat o ileride gelecek diyor. Nasıl bir insan bu diyoruz? Acip bir şahıs diyor. Acip. Şaşıracak bir şahıs. Peki efendim sizin konumunuz ne o zaman diyoruz? Yani siz ne görevi? Benim diyor bir hizmetkarıyım diyor. Başka diyoruz. Ona yer hazırlayacak bir dümdarıyım diyor. Yani ordunun geriden gelen emniyet kuvvetiyim diyor. Yani yer hazırlayacak bir dümdar. Yani o şeye o daha gelmeden zemin hazırlayan, ona ortam hazırlayan, zeminini ishal eden kişiyim diyor. Evet. Peki başka efendim diyoruz. Ve o büyük kumandanın piştar bir nefere askeri olduğumu, öncü bir askeri olduğumu zannediyorum diyor. Efendim diyoruz, o görevi ne diyoruz? O kumandan diyor. Nasıl bir kumandan diyoruz? Büyük bir kumandan diyor. Bakın, Bediüzzaman söylüyor bunu. O büyük kumandanın, kumandanlık görevi var o zaman. Değil mi? Evet. Ona Bediüzzaman'dan öneriyoruz. Siz nesiniz efendim diyoruz? Piştar, öncü bir neferi askeriyim ben onun diyor. Zannediyorum. Yok diyorlar, sen onun dediğine bakma. Yalan söylüyor Bediüzzaman diyorlar. Ben seni bak hocama bir götüreyim diyor. Bir de bakıyoruz kafada takkeyle birisi o köşede oturuyor. Hepsini ben biliyorum diyor. Tamamı yalan Bediüzzaman diyor. Bana güven, ben sana doğrusunu söyleyeyim diyor. Ben de diyorum ki senin dediğin tamamı yalan, Bediüzzaman dediği doğru. Maşallah. Bediüzzaman hayatta hiç yalan söylememiş bir insan. Evet. Ama sen yalan söylüyorsun. Evet inşallah. Allah'tan kork. Zaten korktuğundan konuşulmasını istemiyorsun. O zaman niye korkuyorsun? Neden konuşulmasından kaçınıyorsun? Ne mahsur var buna? Bir de ya korksan ne olur yani? Zaten anlatıyoruz yani. Değil mi? Aman 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 o konuyu açma. Nereye kadar kaçacaksın yani? Hazreti İsa konusunda bir şey, aman 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 açmayın. Ya olur mu böyle şey ya? Bak bu hakikatler anlaşılıyor ki dediği zaman. Sonra gelecek. Sonra gelecek. Sonra ne için denir? Yok o anlamda değil diyor. Ya kardeşim yani ya Türkçe'yi biz bilmiyoruz. Ya bu adamlara bir şey oldu ben anlamıyorum ya. Sonra yok anlamı sonra evvel anlamına gelir diyor. Allah Allah. Ya gelecek diyordu yok o anlamda gelmiş anlamında kullanılmıştır o diyor. Ya onlara bir şey oldu ya bize bir şey oldu. Yani ben bilmiyorum. Ben eminim kendimden ama evet, yani onlar nasıl emin de bilmiyorum ben. Çünkü Allah huzurunda kalbim müsterih. Ben çok açık bu yani. Türkçe çok normal dümdüz yazsa. Bakın bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak neşr ve tatbik edecek. Okuyacak, yazacak, anlatacak ve Risale-i Nur'dan istifade edecek diyor Mehdi. Bu niye korkulsun ya bundan? Aman 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 bunu da anlatmayın diyorlar. Ya benim bilmediğim bir şey varsa bana söylesenize kardeşim ya bir mektup yazın, bir şeyler yazın. Kardeşim bu konu tehlikeli değil. Ben de anlatmayayım. Ben bütün dünyaya anlatıyorum aylardan beri. Yani bilmeden ben bir zarar bir şey yapıyorsam düzelteyim, hatamı düzelteyim. Estağfurullah. Değil mi? Ya öğrendi hocam maşallah. Allah Allah. Bakın ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın ne anlıyorsun ümmetin beklediğince belirli hocam? Mehdi hocam inşallah. Ahir zamanda gelecek diyor. Gelmiş diyor mu burada ya? Evet gelecek zaman. Zatın üç vazifesinden bir tane vazifesi var diyorlar. Siyaset vazifesi. Bediüzzaman üç tane diyor vazifesi. Hangisini yan alalım? En mühim ve en büyüğü ve en kıymetleri olan imanı tahkiki
inandığı şeylerin aslının esasını bilerek inanmaz, sarsılmaz iman. Neşr, yaymak ve ehli imanı delaletten, yani iman edenleri delalete düşmekten kurtarmak cihetiyle en önemli vazifeyi aynen diyor. Bir temamiha. Risale-i Nur'da görmüşler. İmam Ali ve Gavs-ı Azam ve Osman Halid gibi zatlar bu noktayı içindir ki o gerek zatın makamının Risale-i Nur'un şahsı manevisinde keşfen görmüşler gibi işaret etmişler. Bazen de o şahsı manevi bir hadimine, hizmetkarına vermişler. O hademine mültifetane, iltifatla bakmışlar. Bu hakikaten anlaşıyor ki diyor Bediüzzaman. Sonra gelecek o mübarek zat. Bakın bu yanlış anlaşılmayı düzeltiyor. O mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak neşr ve tatbik edecek. Yani Risale-i Nur Mehdiyet için çok önemlidir diyor. O yüzden diyor sanki Mehdi'ymiş gibi de diyor anlatmışlardı daha önce diyor. Buradan da anlıyoruz ki Mehdi'nin ısrarla tavsiye edeceği ve kullanacağı bir eserdir diyor. Risale-i Nur Külliyatı diyor. O zatın ikinci vazifesi diyor, şeriatı icra ve tatbik etmektir. Uygulamak, İslam ahlakını, Kur'an'ı dünyaya uygulamak. Tatbik etmek ne demektir? İcra. Değil mi? İnşallah. O zaten üçüncü vazifesi. Bak bitmiyor vazifeler. Bediüzzaman orada dersek ki bitti vazifesi der, değil mi? Evet. Vazifesi bitmiyor diyor. Yapacak daha diyor bak. Üçüncü vazifesi. Hilafet-i İslamiye'yi, İslam halifeliğini, İttihat-ı İslam'a, İslam birliğine bina ederek İsevi ruhanilerle, İsevi ruhaniler yani Hristiyanlarla ittifak ederek İslam'a hizmet etmektir. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir diyor Bediüzzaman. Hani bir taneydi vazifesi? Evet, üç tane. Bak, üç tane vazifesini anlatıyor Bediüzzaman. Hatta diyor ülema ve evliyalar diyor, bak diyor Risale-i Nur'un şahsı manevisini zannetmişlerdir diyor. Buradan anlaşılıyor ki diyor Risale-i Nur son derece önemli diyor. Yani Mehdi'nin kullanacağı önemli bir eserdir diyor. Kastettikleri budur diyor. Yani yanlış anlaşılmayı böyle gidereyim ben diyor Bediüzzaman. Bak diyor ki fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçekler zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki diyor Bediüzzaman biz bu hizmetimizle o nurani zatlara, Mehdi ve talebelerine zemin ishal ediyoruz. Ortam hazırlıyoruz diyor. Ne zaman gelecekler diyor? O çiçekler diyor baharda gelecekler diyor. Baharda gelirler diyor. Biz kıştayız diyor. İnşallah. Onlar baharda gelecekler diyor. Ahir zamanın en büyük fesadı zamandaki şu an o zamandayız. Elbette en büyük bir müçtehit, en büyük mezhep imamı. Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii mezheplerinin üstünde o mezhepleri ortadan kaldıran bir imam. Bediüzzaman Şafii mezhebindeydi. Evet. Mezhep mukallitiydi ve mezhebe bağlıydı. En büyük müçtehit olsa Şafii mezhebinde kalır mı? Olmaz inşallah. Evet. Değil mi? Evet. Mezhep mukallit olur mu? Mukallit de müçtehit arasında çok büyük fark var. En büyük bir müçtehit diyor. En büyük mezhep imam. Bütün mezhepleri kaldıracak. İnşallah. Hadislerde de var. Bediüzzaman da söylüyor. Hem en büyük bir müceddit. Yani daha üstüne müceddit yok diyor. Yani dolayısıyla Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii mezhepleri Mehdi zamanında kalkıyor. Şiilik de kalkacak. Caferilik de kalkıyor. Resulullah dönemine dönüyor. Aynı. Sahabe dönemi gibi. Hem hakim, bütün dünyada adaleti sağlayan kişi. En yüksek hakim. Hakim. Bediüzzaman böyle vasfı var mıydı? Yoktu hocam. Bilakis. Yani mahkum oldu hep mübarek yani. Çok büyük bir şereftir. Hem Mehdi, hem Mürşit, hem Kutbu Azam, yani en büyük kutup, yani bütün tarikat silsilelerin hepsi Mehdi'den son buluyor. Kadir tarikatı Mehdi'den son buluyor. Nakşibendi tarikatı Mehdi'den son buluyor. Bütün tarikatlar onda bitiyor. Evet hocam. Kutbu Azam olarak bir zat-ı nuraniye gönderecek ve o zat da Ehl-i Beyt-i Nebevi'den olacaktır. Seyit olacaktır diyor Bediüzzaman. İnşallah. Çok defa mektuplarında işaret ettiğim gibi. Yani bir kere, iki kere, üç kere anlatmadım diyor. Değil mi? Yani evet. Bir daha anlatıyor, bir daha anlatıyor. Yani anlamıyor adam, bir daha anlatıyor. Çok da. Anlayanlara da şifa alıyor. Tekrar tekrar iş açılıyor tabii. İnşallah. Bakın çok defa mektuplarında işaret ettiğim gibi Mehdi Ali Resul'ün yani Peygamberimizin soyundan olan Mehdi'nin temsil ettiği kutsi mukaddes cemaatin şahsı manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa bak Mehdi var, cemaati var ve cemaatin şahsı manevisi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa
beşer bütün yoldan çıkmazsa o vazifeleri onun cemiyeti ve seyitler cemaati yapacağını rahmet-i ilahiden bekliyoruz ve onun üç büyük vazifesi olacak diyor Bediüzzaman. Birincisi, bakın, fen ve felsefenin tasallutuyla maddiyün, tabiyün, tavanı beşer için inşa etmesiyle her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyün fikrini, yani Darwinizm ve materyalizm fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Bediüzzaman Darwinizmi hiç ellememiştir. Darwin'in adını hiç ağzına almamıştır. Hiç söylememiştir. Doğrudan Mehdi'ye bırakmıştır. İnşallah. Onun parçalanmasını. Bakın burada açık açık söylüyor. Birinci görevi budur diyor. Darma keşenecek diyor. İlk görevi bu. Tam susturacak bir tarzda, Darwinizm, materyalizmi tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır. Ve ehli imanı delalette muhafaza etmektir. Mesela ehli imanda da modern olacağız diye. Bir kısım Müslüman, genç kızlarda da ben görüyorum, delikanlıları görüyorum. Komüniste özeniyorlar. Evet. Ya satanist kılıklı oluyor bir kısmı. Satanist mi Müslüman mı anlayamıyorsun böyle. Geçenlerde çıkmıştı bir kudübet, bir mahluk, evet, cadı gibi falan. İnsan ürküyor böyle. Satanist kılıklı. Satanist kılıklı, evet. Ona özenenler de oluyor, öyle, o tiplere özenenler oluyor. Yahut çok çok özür dilerim, yani züppe entel havalarına giriyorlar. Böyle bir şeyler yapıyor. Ekstra modernist böyle bir şeyler yaptığını düşünüyor daha çok. Yaptığı da yok da. Onların da sapıtmasını engelleyecek diyor Mehdi. İnşallah. Yalnız diyor, bak burada açıklama getiriyor. Ehli iman devletten muhafaza etmek. Bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla. Bak hem dünyayı bırakması gerekir diyor Mehdi'nin. Hem her şeyi bırakması gerekir. Yani faaliyetlerini de durdurması gerekir diyor. Çok zaman, yani uzun zaman tetkik, araştırma ve meşguliyeti iktiza ettiğinden, yani çok fazla inceleme, araştırma iktiza ettiğinden Hazreti Mehdi'nin, nerede burada şahsı manevi? Yok inşallah. Bak isim veriyor, Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat ne demektir? Kendisi. Bizzat. Kendisi, zaten Bediüzzaman da diyor, kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Durumu müsait değil diyor. Böyle bir araştırma yapamaz diyor. Fakat çünkü Hilafet-i Muhammediye cihetindeki sallallahu aleyhi ve sellem saltanatı onunla iştigale vakit bırakmıyor. Yani onunla ilgili faaliyetler, çalışmaları, Mehdiyetle ilgili çalışmaları ona vakit bırakmıyor. Herhalde diyor. O vazifeyi ondan evvel bir taife, bak Müslüman cemaat demiyor, bir bilim adamı grubu, bir taife, bir cihette, çünkü tam anlamını yaptılar zaten böyle bir durum olmaz. Bir cihette görecek. O zat, o taifenin uzun tetkikatı ile yazdıkları eseri, yani her türlü çalışmayı, kendine hazır bir program yapacak. Yani geniş çaplı bir çalışma programı yapacak. Kitaplar hazırlayacak. Eserler, CD'ler neyse hazır yapacak. Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Şu Darwinizm, materyalizm konusunu böyle halledecek diyor. Bitirecek diyor. Bu vazifenin istinad ettiği, dayandığı kuvvet, yani tek başına değil diyor Mehdi, kuvvet ve manevi ordusu. Yalnız ihlas, yani samimiyet ve sadakat, sadıklar ve tesanüt, birbirine bağlılar. Sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakitlerdir, bir kısım talebeleridir diyor. Az bir talebe grubu. Ki 313 kişi kadar toplam. Ne kadar da az olsalar diyor sahip verdiği zaman. Ne kadar az olsaydı, bakın nur talebelerinin ayrı bir grup bu. Manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılar. Yani kahrediciler. İki kişi olsa darmakeşeni diyor. Bir kişi olsa darmakeşeni diyor. Yeter ki bir yere gitsinler. Yani ezip geçecekler diyor Bediüzzaman. İnşallah. İkinci vazifesi diyor. Üçüncü vazifesi devam ediyor Bediüzzaman. Maşallah. Üçüncü vazifesi dedim. Bir üç dakika olduğunu gördüm. İkinci vazifesi Hilafet-i Muhammediye ünvanı ile Şiari İslamiye'yi ihya etmektir. İslam'ı ihya edecek diyor. İslam'ın şiarini, hükümlerini ihya edecek. İnşallah. Uygulanır hale getirecek. İnşallah. İslam ahlakı buram buram dünyaya hakim olacak. İnşallah. Hilafet-i Muhammediye ünvanı ile, yani Müslümanların manevi lideri ünvanı ile, ünvan da verilecek ona. Ünvansız değil. Bediüzzaman'a böyle bir ünvan verilmemişti. Evet. Ona böyle bir ünvan verilecek. Bak, alem-i İslam'ın vahdetini, birliğini noktanı istinad edip
İttihat-ı İslam oluşacak diyor. Bütün Müslümanlar birleşecek diyor. Beşeriyeti, bütün dünyayı maddi ve manevi tehlikelerden, bu savaşlardan, anarşiden, terörden ve gadab-ı ilahiden, kıyametten kurtarmaktır. Mehdi'nin gelişini kıyamet durduruyor Allah'ın izniyle. İnşallah. Allah durduruyor kıyameti. İnşallah. Ona işaret ediyor bak. Gadab-ı ilahiden diyor. Gazab-ı ilahiden beladan kurtarmaktır diyor Mehdi'nin görevi. Müslümanlar, bütün insanlığı. Bu vazifenin noktayı istinadı ve hadimleri milyonlar efradı bulunan ordular lazımdır diyor. Milyonlarca Müslüman ordusu oluşacak diyor. Yani 30 milyon kişilik falan büyük bir ordu oluşacak inşallah. İnşallah. Evet. Üçüncü vazifesi inkılabat-ı zamaniye, zamana bağlı değişimleriyle çok ahkam-ı Kur'aniyenin, Kur'an hükümlerinin zedelenmesiyle, yani Kur'an ahlakının insanın tarafından uygulanmamasıyla, şeriat-ı Muhammediye'nin, kanunları bir derece tadile uğramasıyla, o zat bütün ehli imanın, bak bir kısmını diyor, bütün ehli imanın manevi yardımlarıyla İttihat-ı İslam'ın, İslam birliğinin muavenetiyle, yardımıyla bütün ulema, ulemanın tamamı katılıyor. Ve evliyanın, tarika şeyhleri, mürşitler hepsinin katılımıyla ve bilhassa Âl-i Beyt neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltihaklarıyla, ne kadar seyit varsa hepsi iltihak edecek diyor. O vazifeyi, o büyük görevi yapmaya çalışır diyor. Şu anda da Mehdi bu görev başında işte. Bundan, bu konuya uğraşıyor. Ama daha ilk aşamasında, birinci görevde, 40 yıllık bir birinci görev safhası vardır. Sonra bu aşamalara geçecek. İnşallah. Yani onu zemin hazırlanıyor şu an. Bunu okumayacakmışız, anlatmayacakmışız. Ben okuyup anlatıyorum işte. Sen durdurabiliyorsan. Değil mi? Evet Allah, maşallah. Sen okumasın, dinlemesin dediğin adamlar okuyup dinliyorlar beni şu an. Dürüst ol, adam gibi dinle işte. Bediüzzaman ne diyorsa. Değil mi? Evet. Bak, şeriat-ı Muhammediye'nin kanunları bir derece tadile uğramasıyla, yani Kur'an ahlakının kısmen kalkmasıyla, tamamı kalkmadı diyor Bediüzzaman. O zat bütün ehli imanın manevi yardımını, hepsi yardım edecekler diyor. Ve İslam diyor ya hakim olacak diyor. İnşallah. Bu kadar. İnşallah. Kardeşim bunların hangi birini saklayacaksınız siz bu açıklamaları? Estağfurullah. Bak diyor, gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi veya Müceddit geliyor ve gelmiş. Ben de geldim diyor, Abdülkadir Geylani de geldi. Hepsi bunlar Mehdi'dir diyor. Büyük mürşittir diyor. Gelmiş fakat diyor, her biri bu üç vazifelerden birisini, bu üç vazifeden birisini bir cihette yapmıştır diyor. Yani üç vazifeyi birden tam anlamıyla yapan olmamıştır diyor. Ben geldim bir vazifeyi bir cihette yaptım. Abdülkadir Geylani geldi bir cihette yaptı. Bu durumdan dolayı diyor, ahir zamanın büyük Mehdi ünvanını hiçbiri alamamıştır diyor. Açıkça söylüyor. Evet.